Konumuz Avrupa'da yaşayan birisi olarak veya Almanya'da başarılı, selbstständig nasıl olursun? 5 tane madde sayacağım sevgili arkadaşlar. Bu maddeleri uygularsanız başarılı olmamak mümkün değil. Sadece uygulamanız lazım. Fakat bu 5 maddenin içerisinde maliye ile alakalı, finansla alakalı, muhasebe ile alakalı bilgi vermeyeceğim. Çünkü konu bizim alana girmiyor. Bu 5 tane maddeyi uygulayarak beynini başarıya programlarsan zaten öbür problemleri çözersin. Şimdi birinci madde kendini tanımak sevgili arkadaşlar. İlim ilmi bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. En önemli maddelerden bir tanesi tanımak. Peki tanımakla ortaya ne çıkıyor? Bir kere şveke, yani senin zayıf yönlerin bulunması gerekiyor. Neden? Çünkü zayıf yönlerini güçlendirmen gerekiyor. Başarılı birisi olabilmek için. Kendini tanımak zayıf yönünü bulmakla alakalı. Bunun yanında güçlü tarafını da bulmak. Yani kendini tanımanın içerisinde bir de güçlü tarafını bulman gerekiyor. Peki güçlü taraf ne demek? Senin içinde atıl duran, kullanmadığın bir potansiyel var. Her insanda olduğu gibi sende de var. Güçlü tarafını kullanarak, zayıf tarafını da güçlendirerek hızlı büyümek için, başarılı olmak için, huzurlu bir aileye, huzurlu bir hayata sahip olabilmek için birinci madde kendini tanımak sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Mindset olarak kendini hazır hale getirmek. Mental olarak hazırlamak. Yani kafayı programlamak, doğru programlamak. Bu olmalı sevgili arkadaşlar. Yani niyet hayır, akıbet hayır. Şimdi şöyle düşün, sen bir eyleme geçmeden önce niyet etmen lazım. Yani mindset, tamam mı? Mental olarak programlaman gerekiyor. Kafaya koyman gerekiyor. Kafaya doğru bir hedef koyman gerekiyor. Niyet gerekiyor. Niyet olmadan namaz kılınmıyor biliyorsunuz. Tekbir getirilmiyor. Dolayısıyla ilk önce mental olarak kendini hazırlaman lazım. Şimdi üçüncü maddeye gelelim. Disiplin kazanmak. Nedir disiplin? Dirayet, irade, sadece motivasyon değil. Motivasyon başlangıçta gerekli oluyor. Hani harekete geçebilmek için bir motivasyon, tamam, iyi. Ama devamlı motivasyon değil. Çünkü seni motivasyon hareketlendiriyor. Sürdürebilmen için de disiplin gerekiyor. Şimdi disiplin nedir? Disiplin sevgili arkadaşlar, düştüğünde tekrar ayağa kalkmak, sürdürebilmek. Yani yaptığın işi sürdürmek, kalıcı hale getirmek. Önemli olan düşmemek değil, darbe yememek değil önemli olan. Önemli olan o darbeden sonra tekrar ayağa kalkmak. İşte bunun için sana disiplin gerekiyor. Yani burada istikrarlı bir şekilde devam etmek gerekiyor. Çünkü hayat inişli ve çıkışlıdır. Toz pembe değildir hayat. Hayat devamlı sana böyle altın tepsiyle bir şey getirmeyecekler. O cennette var, burada değil. Burada senin sıkıntılar da yaşayacaksın, düşeceksin. Sana yumruk atacaklar ve sen kaybedeceksin bazen. Neden? Kazanabilmen için, güçlenmen için senin kaybetmen de gerekiyor. Sadece kazansaydın, sadece iyilik olsaydı kötülüğü bilemezdin. Bazen kötülük oluyor, iyinin kıymetini bilebilmek için. Dolayısıyla senin disipline ihtiyacın var. Üçüncü madde bu. Şimdi gelelim dördüncü maddeye. Dördüncü madde sevgili arkadaşlar, iletişim becerisi. İletişim becerisini geliştirmen gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, gözünüzün önüne getirin, bir resim getirin. Kötü olan her şey, savaş, bereketsizlik, huzursuzluk, mutsuzluk, arsızlık, hırsızlık, aklınıza gelen bütün kötü olayların %96'sı iletişim sorunuyla alakalı sevgili arkadaşlar. Bunu uzmanlar araştırmalarında bu şekilde söylüyorlar. Dolayısıyla bütün kötü olanların asıl sebebi, yani %96'lık kısım iletişim beceriksizliği ile alakalı. Eğer sen iyilik istiyorsan hayatında, güzellik istiyorsan, bereket istiyorsan, mutluluk istiyorsan, o zaman en büyük etken olan o iletişimi ne yapman lazım? Geliştirmen lazım. İletişim becerileri kazanman gerekiyor. Bu konuda kendini geliştireceksin. Eğer Almanya'da, Avrupa'da İyi bir selbstständig olmak istiyorsan. Bunun yanında sevgili arkadaşlar, beşinci maddeye gelelim. Mindset. Mental olarak seni programlayacak bir rehbere ihtiyacın var. Peki o rehber nasıl olmalı? Zenginlik bilinci olan bir rehber olmalı. Yani milyoner mindset, buna sahip olmalı. Bir mentor, bir rehber seni A noktasından B noktasına, zaten daha önceden gitmiş, seni götürecek.
Yani sen düştüğünde, tamam mı? Sen darbe yediğinde, sen yumruk yediğinde senin yanında başarmış, bolluk bilincine sahip bir mentor seni ne yapacak tekrar? Kaldıracak, seni motive edecek, seni canlandıracak ve o şekilde ilerlemene yardımcı olacak. Bu süreçte, girişimcilik sürecinde, Selbstständigkeit sürecinde senin en yakınların bile sana şunu söyleyecek: yapamazsın, beceremezsin, bak ben yine haklı çıktım, baştan söylemiştim diye seni hep aşağı çekecekler. Bak bunu kafana koy, bunu kesin olarak bu şekilde kabul et. Hatta bu söylediklerimi yaz. Bunu İsa Bey söylemişti. Beni hedefime doğru ilerlerken devamlı arkadan çekecek, arkaya çekecekler. Sen yapamazsın diye söyleyecekler. Evet, onlar yapacak, en yakınların söyleyecek. Ama işte bu süreçte sana gerçekten bolluk bilincine sahip, milyoner mindset'e sahip bir mentöre ihtiyacın var. Güçlü bir rehbere ihtiyacın var. Bu mentor senin ihtiyacın olduğu vakit tekrar seni ilk başlangıçtaki motivasyona götürecek, canlandıracak ve o şekilde dirayetli, disiplinli bir şekilde başarılı, selbstständig olacaksın, başarılı iş adamı olacaksın, başarılı girişimci olacaksın, belki çok iyi bir Unternehmer olacaksın. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu 5 maddeyi uygularsanız, hayatınıza yansıtırsanız başarılı olmamak için bir engel karşınıza çıkmaz biiznillah. Dolayısıyla bu dediklerimi isterseniz not alın ve o şekilde hayatınıza yansıtın. Şimdi şu soruyu soracaksınız. Peki hocam, çok güzel anlattınız. 5 tane maddeyi anlattınız. Bunlar nasıl uygulanacak? Detayları nelerdir? Bu anlattıklarımı hayatına birebir uygulamak istiyorsan, hayatına yansıtmak istiyorsan, daha detaylı bilgiler almak istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Binlerce girişimciye ve girişimci adayına destek olduğumuz gibi sana da destek olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.